Evet, çok değerli bir ismi çağıracağım sahneye. Müşteri deneyimi 24 başlıklı konuşmasını yapacak. Ana sponsorumuz etkinliğimizin InSpark CEO'su Sayın Serdar Susuz geliyor güzel alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Serdar Susuz, InSpark'ın CEO'suyum. Çeşitli kereler farklı etkinliklerde karşılaştık. Bugün de burada olmaktan çok mutluyum. Zannediyorum bu bizim Birleşik Markalar Derneği üyeliğimizin üçüncü senesi olması lazım. Biz ne yapıyoruz? Biz sizin müşterilerinize güzel bir deneyim, iyi bir deneyim sağlamanız için teknolojik çözümler sunuyoruz aslında. Bunu yaparken Salesforce.com'u kullanıyoruz. Bugün size bizi anlatmayacağım. Çok yeni geçen hafta Salesforce'un böyle global olarak yaptığı bir araştırma var. O araştırmadan biraz bilgiler vermeye çalışacağım. State of Commerce isimli bir araştırma bu. Dünyada 1,5 milyar tüketicinin verileri 60'ın üzerinde, 65 civarı, yanlış hatırlamıyorsam tam olarak 63 ülkede yapılmış bir araştırmanın sonuçları. Aslında bu çok geniş bir rapor. Bence faydalanabilirsiniz bu rapordan. Daha sonra da benimle iletişime geçebilirsiniz. Muhtemelen bizim internet sitemizde de bu hafta içerisinde bulunur. Bu rapor da aslında biz ne yapıyoruz? Perakende sektörü olarak da müşterilerimize hizmet ediyoruz. Yani müşterilerimiz için varız. Biz geçmişte ben de InSpark'ın CEO'su olarak bundan pandeminin hemen öncesine kadar öyle söyleyeyim. Müşteriyi hep odağımıza koyuyorduk. Odağımızda hep müşteri vardı. Sonra dedik ki odağımıza deneyimi koyalım. Sadece müşterilerimizi odağımıza koymayalım. Her şeyi müşterilerimiz için yapıyoruz ama onlara nasıl farklı deneyim yaşatırız? Nasıl o yarattığımız deneyimle farklılaşabiliriz? Bunun yollarını aramaya başladık. Böyle olunca da günün sonunda hem çalışanlar hem paydaşlarımız zaten artık sadece tek başımıza, sadece kendi şirketimizde çalışmıyoruz. Böyle marketplace'ler kuruyoruz, pazar yerleri oluşturuyoruz. Çok paydaşımız var aslında. Ve bütün bu paydaşlara da yaratabileceğimiz en iyi deneyimi yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi bu raporda neler var? Buradan da faydalanacağım. Her şeyden önce bir kere organizasyonlar şu anda ne bekliyorlar? Yani ne tür zorlukları var? 2024'te nasıl zorluklar bekliyorlar? Bir kere herkesin birinci gündeminde, birinci sırada enflasyon var. İkinci sırada ise enflasyon bir noktaya kadar organizasyonumuzun içerisinde yönetebileceğimiz bir şey ama tam anlamıyla yönetemiyoruz. Tam anlamıyla kontrolümüz altında olan bir konu değil. Fakat ikinci sıradaki bence daha önemli ve daha fazla aksiyon alabileceğimiz bir konu, o da müşteri davranışlarındaki değişiklik. Artık bu müşteri davranışları, müşteri beklentileri çok daha hızlı değişiyor. Ve bizim buna adapte olmak için bildiğimiz yöntemleri, perakende sektöründe de çok sıklıkla kullandığımız yöntemleri belki artık unutmamız gerekiyor. Bu noktaya geldiğimizi söyleyebilirim. Zaten konuştuğumuzda çeşitli müşterilerimizle, firmalarla, yetkililerle konuştuğumda hep şunu görüyorum. Ben işte kampanyalar yapıyorum. Bu kampanyaları nasıl daha kişisel yapabilirim? Bizim temel verdiğimiz mesaj. Nasıl kişiselleştirme yaparım? Bu geleneksel düşünerek, segmentasyon yaparak bana kalırsa olacak bir şey değil. Bunları biraz daha unutup, belki bunu yine segmentasyon diye bir hyper segmentation da deniyor. Ama herkesin bir segment olduğu, tek bir segment olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bunu yapma kabiliyetimiz yoktu çünkü teknolojilerimiz buna elverişli değildi. Artık yapay zeka hepimizin gündeminde daha elverişli bir hale geldi. Tabii ki rekabet var üçüncü sırada. Dördüncü sırada tedarik zincirindeki problemler var sizin için. Ve yine aynı şekilde müşteri talebindeki artış azalışlar önemli bir sorun veya zorluk olarak ortaya çıkmış. İşte şu anda Black Friday gibi
farklı günlerde, farklı zamanlarda, işte bayramlarda vesaire inanılmaz bir taleple karşılaşılıyor. Fakat bazı dönemlerde de hiç taleple karşılaşmıyorsunuz. Bunu yönetmek artık ciddi bir zorluk haline gelmiş. Ve bu şeyimize, araştırmamıza katılan kurumların %64'ü demiş ki, ben demiş, müşterinin beklentilerini karşılamakta artık çok zorlanıyorum. Müşteri beklentilerini artık karşılayamıyorum demiş. Peki şu anda neye odaklanıyor dünyada bu 60'ın üzerinde ülkede 1,5 milyar kişiye ulaşan şirketler neye odaklanıyor? Ne yapıyorlar şu anda? Şu anda birinci sırada yapay zeka var. Yapay zeka odaklanıyor ama yapay zeka dediğimiz zaman hani yapay zeka yapalım gibi bir şey yok tabii. Bu bir süreç. Veri toplamanız lazım. Elinizde çok ciddi miktarda veri olması lazım ki yavaş yavaş farklı bir dünyaya doğru gidiyoruz yine. İşte cookie'lerin olmadığı, insan regülasyonların arttığı, veriyle çalışmanın daha da zorlaştığı bir döneme doğru gidiyoruz. Tabii ki gelirlerin arttırılması, müşterilerin, yeni müşterilerin kazanılması, müşteri kitlesinin arttırılması, büyütülmesi, verinin kullanımı ve yönetimi ve son olarak da verimlilik. Böyle 5 tane başlık altında da şu anda odaklanılan konuları toplayabilirim. Peki yapay zeka dedik, birinci sırada yapay zeka var. Yapay zekanın bize sağladığı şey ne? Yapay zekayı kullandığımız zaman ne oluyor? Orada da firmalar şunu söylemiş, özellikle müşteri memnuniyetini ve deneyimini iyileştiriyor. %82 oranında firma çok ciddi derecede özellikle memnuniyet ve deneyimin iyileştiğini söylemiş. Yeni ürün oluşturma, yeni ürünler pazara sunma. Bu konuda da %82 gibi bir oran var. Yani yapay zekayı kullanarak yeni ürünler, hizmetler oluşturabilirsiniz gibi görünüyor. Müşteri sadakati, customer loyalty %80 ve kişiselleştirme de %85 gibi bir oranda. Şimdi ben hep kişiselleştirmeden çok bahsediyorum. İşte zengin, tutarlı ve kişisel deneyimden bahsediyorum aslında. Şu anda da son 3 yıldır ben hep bu mesajı vermeye çalışıyorum. Şu anda da gördüğüm kadarıyla şirketlerin ana gündemine girmiş durumda. Bu arada bu araştırma çok yeni olduğu için ben de böyle okuyorum buradan. Ama dediğim gibi içerisinde çok fazla veri var bu araştırmanın. Son birkaç tane daha veri vereceğim. Bence bu çok önemli. Şimdi biz 4 tane Salesforce, 4 tane şeyden bahsediyor. AI, Data, CRM ve Trust. Sonunda da güven var. Bu güven benim zaten hep takıntılı olduğum bir konu. Uzun yıllardır bu ülkede yaşayan bir kişi olarak neden biz daha az güveniyoruz? Araştırmalarda yine böyle çıkıyor biliyorsunuz. Bunu çok challenge ediyorum, çok düşünüyorum. Şu anda da bu yapay zeka verilerin toplandığı veri dünyasında aslında güven en önemli konulardan bir tanesi olmaya başladı. Şu çok bence çarpıcı bir veri. Şirketlerin %82'si diyor ki ben müşteri verisini çok iyi topluyorum, çok iyi saklıyorum, çok iyi koruyorum diyor. Fakat müşteriye sorunca da müşteri diyor ki %17'si sadece %17'si ben çalıştığım firmaya verimi verirken içim rahat ve güveniyorum diyor. Ya arada büyük bir boşluk var. %82 ben çok iyi yapıyorum bu işi diyor şirketler ama müşterinin sadece %17'si bunu görüyor ve hissediyor gibi görünüyor. Yine başka bir veri de yapay zekadan bahsediyoruz ama etik yapay zeka yine yakın zamanda çok fazla gündemimizde olacak. Şirketlerin yine %80 diyor ki yapay zekayı ben etik olarak kullanıyorum diyor. Aynı şekilde müşterilerin %13'ü sadece şirketlerin
çalıştığı, ürün hizmet aldığı şirketlerin etik yapay zeka, etik olarak yapay zekayı kullandığını düşünüyor. Bu arada çok büyük bir gap var gerçekten, ama önümüzdeki dönemde benim de öngörüm, çok zamanım da azaldı, benim de öngörüm müşterilerin güvendiği şirketler, verilerini paylaştığı, o verinin onun için kullanılacağını bilen, müşterilerin bildiği şirketler önümüzdeki dönem daha başarılı ve daha ön planda olacak diye düşünüyorum. Perakende sektörü Türkiye'de çok gelişmiş bir sektör. Ben şöyle, bizim bir hedefimiz var. Dünyada şu anda 1 milyar kişiye dokunmak istiyoruz. Onlar sizin müşterileriniz. 1 milyar kişiye dokunup pozitif bir etki yaratmak istiyoruz. Şu anda 120 milyon kişiye dokunuyoruz. Eminim burada 1 milyar kişiye dokunuyoruzdur yani şu odada. O kadar büyük şirketler var. Umuyorum 2024 bütün sektör için, herkes için çok iyi geçer. Rapor için dediğim gibi daha sonra benim de belki Rauf Bey de paylaşır. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Sayın Sus'a çok teşekkür ediyoruz ve